Bakın ben Yani size bilmediğiniz bir olayı da anlatayım. Demin mektup olayı dediniz. Hürriyet gazetesinde de manşet olmuştu Şura öncesi. Mektup yazıyoruz, kabahat oluyor, şunu yapıyoruz, kabahat oluyor dediniz de. Sizin o mektup yazan yetkiliniz, daha doğrusu MHP'nin genel başkan yardımcısı Sayın Mehmet Şandır, daha önce bana da bir mektup gönderdi. Bir gazeteci olarak bana da bir mektup gönderdi. O mektupta ne diyordu biliyor musunuz? Mektubu getiren kişi bekleseydi, ben mektubu okusaydım, mektubu iade eder kendisine gönderirdim. Şimdi diyor ki, bir gazeteciye gelen mektup olduğu için, üstünde de özel değil, genel bir mektup. Beni kastederek, efendim siz AKP iktidarından korktuğunuz için, işte benim bağlandığım Sinan Aygün'ün stüdyo konu olduğu bir programa telefonla bağlanmıştı. Aramızda bir tartışma geçmişti. Ondan sonra bana yazdığı mektup diyor ki, siz gazeteci olarak AKP iktidarından korktuğunuz için bize böyle davrandınız diye böyle bir ağır hakarette de bulunuyordu. Düşünün. Ama 3 bin kişiye, 10 bin kişiye mi gitti öteki mektup? Topluma, kanaat önderlerine, gazetecilere gitti, gönderildi dediğiniz mektup, askerlere gitti dediğiniz mektup bir gazeteci olarak bana gelmedi. Bakın ben bana gelen kitapları, görüşleri fırsat buldukça programa taşıyorum. Ciddi bir mektup ise bir gazeteciye gelmiyor. 3 bin kişiye, 5 bin kişiye, 10 bin kişiye askerlere gidiyor. Bir gazeteciye gelmiyor ama bir gazeteci olarak bana gelen Mehmet Şandır'dan gelen mektupta efendim siz AKP iktidarından korkuyorsunuz, onun için bizi susturdunuz deme cesareti, cüreti gösteriliyor. Böyle bir şey var mı? Bakın toplumun önünde söylüyorum bunu. Bu da bir Ya başka sizin, mektup yani vakası sizin AKP MHP'nin. iktidarından korkmayacağınızı biliyoruz. Ya Fakat ama bu işte söz o zaman durumu da ama bunun muhatabı yani Sayın Şandır'dır. Böyle bir şey yapmışsa size korkak yaptı, demişse, mektup korktunuz duruyor. demişse Mektup katılır duruyor. programına cevabını verir. Yani beni ilgilendiren mesele değil o. Cevabını verir size. Ama ben sizin korkmadığınızı bilirim. Yani kimseden korkmayacağınızı da bilirim. Yani böyle bir Evet, affetmenin de evet. mantığı Yani anlamı biz yok. de bakın kimseden korkmuyoruz demek için bunu söylemiyorum. Ama siz bir mektup olayı açtınız. Sayın Şandır'ın ya da işte adı değil ama kurumsal kimliği önemli. Bir partinin, sizin partinizin genel başkan yardımcısının bir başka mektup olayı da buydu diye örnek vererek sunuyorum bunu. Ama bütün topluma giden ve fikirlerinizi, bu hükümette olan eleştirilerinizi yazdığınız o mektup ve Sayın Bahçeli'nin de görüşlerinin olduğu kitapçık bir gazeteciye gelmiyor. Enteresan. Yani Yani o peki çok gelelim Ozan Arif'le sizin ilgili gibi duyarlı bir konuya. gazeteciye göndermemişse yani herhalde katılır, özrünü beyan eder. Ay, Yani ya da kimse, etmez evet. yani Peki o gelelim evet. konumuza. Sayın Ozan Arif'le ilgili sözleriniz var Yani mı? Onun şimdi görüşleriyle ben ilgili. Ozan Arif'le ilgiliydim. Ben Ozan Arif'le beraber gezdim, dolaştım. Türk Milliyetçiliği hareketine hizmetini inkar etmeyecek kadar, onun ortaya koyduğu tavrı bilecek kadar da Allah'a şükür vefa sahibi, iman sahibi bir insanım. Ama ben bu abilerimizden, büyüklerimizden hasreten rica ediyorum ya. Yani hep bizim olumsuzluğumuz mu var? Doğrudur yani haklısın ama siz inat edin ya inadı murat bilin. Doğruyu ifade etmede inadı murat bilin. Bir olumsuzluğu görüp tespit edip onu bir takım kurulma kişilere havale ederek kendi sorumluluğumuzu, kendi varoluş meşruiyetimizi sıkıntıya sokmayalım. Biz yani Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin aynı zamanda bir mana cephesi var. Bu mana cephesinde yani bir şeyleri ifade ediş noktasında Türk Milliyetçiliği Hareketi yani Ozan Arif bunu yapmamıştır ama şimdi Türk Milliyetçiliği Hareketi'nde ne yapılıyor? İçerisi ve dışarısı diye de olgu kalmadı ya. Bütün namahremi ulu orta. Her yerde tartışılıyor. Her yerde konuşuluyor. Bunu algılama, yorumlama, anlamlandırma noktasında bir takım insanlar sıkıntıya düşüyor. Bir de bu kimse bu harekete herkes bir bedel ödemiş. Kim kimi dışlayabilir, kim kimi dışarıya atabilir ne bileyim ne de. Gelsin girsinler, zorlasınlar, mücadele etsinler. Etmediler mi? Ettikleri gibi aynı şekilde etsinler. Ama adam yani şey Erciyes Zafer Kultay'ını örnek veriyorsunuz. Ramiz Ongun neredesin? Sen televizyon programına çıkıp da Ramiz Ongun yani Lyons kulüpleriyle birlikte çıkıp da evet biz kullanıldık diyor. Bir gazetede ülkücülerle ilgili MIT ne bileyim neyi açıklama yapıyor ve diyor ki yani Türk milliyetçileri ülkücüler kullanıldı. Yani Türk milliyetçilerine böyle bir şerefsiz ifadeyi kim nasıl atfedebilir? Yani nasıl kullanıldı? Ama geçmişin bu kalaklık Ama kulaklık bir dakika, bir büyükleri dakika. abileri Tam duyamıyorum. Ses sorunun oluyor bazen. evet. Şerefsiz dediyseniz o sözü geri alın. Çünkü burada Ozan... Hayır, şerefsizce bize bir şey atfediliyor. Birini Ama anladım suçlamıyorum. da Ozan Arif veya bir başkası da size Hayır, şerefsiz demedi. onlarla ilgili söylemiyorum. Yani
Bir gazetede deniyor ki ülkücüleri geçmişte 12 Eylül öncesi kullandık diyor. Yani bir MİT'ten emekli olmuş işte ne bileyim ne Ataş denilen biri. Yani bize böyle bir şerefsiz ifadeyi nasıl atfedebilirler? Ama bunun birinci elden sorumluları bu konuda bir tavır ortaya koyup çıkıp demiyorlar kardeşim. Kimi kullanmışsın? Türk Milliyetçiliği Hareketi milli refleksler doğrultusuyla o soğuk savaşta... Vallahi Yavuz Ataç'a buradan cevap vermeyin de Yavuz Ataç buraya gelirse cevap verin ya da birlikte gelin ama o zaman da diyeceksiniz ki bizi filanca kişiyle niye yayına getirmiyorsunuz? Ozan Arif'e cevap verin lütfen. Ozan Arif burada. Siz okumadınız mı gazetelerden? Ozan Arif de okumuştur. O da bana katılıyordu. Fark eden bir şey yok ki. Ozan yok yok. Şimdi orada öyle başka bir şey var. Ona Ozan Arif de katılıyordur. Başka buyurun, bir cümle. Buyurun sorun kendisine. Yani 12 Eylül 1980 öncesi ülkücüler iradesiz bir şekilde birilerinin paravanı mı olmuşturlar? Birileri tarafından kullanılmış mıdırlar? Sorun. Sayın Arif cevabınız var mı Sayın Satılmış'a? Bunu konuştuk daha önce. Yani ben. Ama şimdi hattayken kendisi de söyleyeceğiniz varsa buyurun. Hayır şu konuştukları çerçevesinde kendisine diyeceğim bir şey yoktur. Bu hareketin. MHP'nin namahremi ulu ortalıkta konuşuluyor. Gelsinler konuşalım diyor. Gidiyorsunuz da konuşamıyor musunuz ya da gitmiyor musunuz? Yani bunları kendisi biliyor. Esasında burada onunla şimdi Alişan kardeşimizle efendim karşılıklı bu işlere girmeye gerek duymuyorum. Yani gelsin konuşalım işte şey mantığı yani biliyor ki gelsinden olmuyormuş. Gelsin konuşalımla olmuyor. Biliyor ki efendim işte ne diyorsunuz önünüze şey geliyor bilmem nereye girmek yasak. Efendim yaşadığım şeyleri burada söylemek istemiyorum yani bunlara gerek yoktur. Bu çirkinlikleri ne yaptın olan ne ben bilmiyorum ki ne olduğunu ben. Ben ne yaptım bilmiyorum. Ben ne yaptım bilmiyorum yani ben dün neysem bugün de aynıyım. Bakıyorum kendime dediğim aynı. Söylediğim aynı. Hatta diyorum ki size 80 öncesi bilmem ne tarihinde söylemişim. Bugün söylüyorsun onu bilmem ne yapma. Onu işte şunun için söylüyor falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. Yani bu kardeşimizin şeyine göre değil. Yaptığım şeyi bilmiyorum. Neye geleceğim? Özür dilemeli. Neyin özürünü? Ne yaptım ben de özür dilemeli? Kabahatim ne diyorsun? Kabahatim ne bilmiyorum ben. Ha şimdi ben bir şeylerin takipçisiyim Hulki Bey. Ben iyi kötü bana bir misyon yüklemişler. Kendime göre mesaj vere gelmişim. Efendim söylemişim, demişim, başkalarının yanlışlarını söylemişim. Başkalarının 8,5-9 ayda efendim yaptıklarını yüzlerine vurmuşum çarşaf destanlarla. Ama 3 sene geçmiş aradan 3 sene sonra kardeşim işte böyle bilmem yapmayın deyince vay kasetleri alınmasın. Yani kaset bilmem ne derdim değil alınsın alınmasın. Ben önemli olan yüreğimin yangınını duyurayım. Benim derdim kaset bilmem ne falan değil. Oraya girmesi yasak buraya girmesi yasak. Bu kardeşim de bazı şeylere şahit biliyor. Bunu şimdi gel bunu bilmem ne yapalım. Neyi geleyim yani yanımda çıkış kağıtlarını mı göstereyim? Efendim bilmem nereye gelemez. Niye ona konser yapıyorsunuz? Yasak. Niye onu? Ya ben ne diyorum ki kardeşim ben PKK'dan mı geldim ya? Bir de mesele benim derdim değil ya. Bunu konuşmamız lazım. Bunları dile getirmemiz lazım. Ama bu şimdi bak ne güzel başladı. Öyle hoş başladı. Bu ülkücü hareket bilmem ne derken kendisi fark etmeden politize oldu. Yani ama ben ocağı çok ayrı mülahaza ediyorum. Hatta partiye, siyasete bilmem, siyasetçiye kızanların sığınağı limanıdır şey. Yani ocak. Orada hürdür. Fikri hür, vicdanı hür. Yiğitlerin yatağıdır orası. Ülkücü hareketin anaokuludur orası. Ama oraya başkanlık yapan bir kardeşim bile yeri geliyor birilerini savunma durumuna aslan gibi kükrüyor bilmem ne yapıyor. Tamam da kardeşim ya, yani... Abi kimi savunuyorum şimdi ben? Yani, mesela şunu diyorum. Söyle, Alişan, demin diyorsun ki falan ya kimi savunuyorsun derken yani anlıyorum senin ızdırabını. Ama şimdi kardeşim yani mecliste ülkücü harekete genel başkanlık yapan adam 5 kere çıkıyor kürsüye. Bu iş mi yani? Bunu senin miden kaldırıyor mu? Midem de kaldırır, beynim de kaldırır. Bir kere o adam değil Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin lideridir. 5 sefer değil kürsüye, 1000 sefer de çıkmıştır. Gerekli olan tavrı da ortaya koymuştur. Ama şimdi yani siz kendi meşru... 25 tane hiç çıkmayan var kardeşim. 25 kişi hiç yeminden hariç kürsü yüzü görmemiş. Bu hareketin o kürsüden anlatılacak çok şeyleri yok mu Alişan? Arif abi. Sen orada olsan 5 kere inen, 10 kere inen bırakır mıydın? Ben seni biliyorum. Arif abi, şimdi yani
burada biz bu tür şeylere, olumsuzluklara maruz kalmış olabiliriz. Bu tür şeyleri ifade etmiş olabiliriz. Fakat biz bunların ötesinde şeyler de söyledik Allah için ya. 3 milyar dolar artı KDV'ye biz arizi sattık. Bunlar 5 milyar dolara Türkiye'yi ne hallere getirdiler. Bunları söylemiyoruz. Biz hortumcuların kafasına neler yaptığımızı malum abi ortada. Biz yani hiç mi iyi bir şey yapmadık Alişan, ya? Alişan güzel kardeşim, bunların ben farkındayım. Bizim şimdi alalım, daha açayım ben. 57. hükümet dediğim, tenkitini yaptığımız hareketi efendim dumura uğratan o hükümet bizi sattı, seni, beni sattı. Ama şu andaki yapı Türkiye'yi satıyor. Ben bunun farkındayım. Bir dakika. O kadar değil yani. Ne o kadar değil ya? Türkiye'yi satıyorlar göz göre göre. Bir dakika. Sesimizi yükseltin de ne dediğimizi bunlar bilelim. Bunlar göz göre göre Türkiye'yi satıyorlar. Bir dakika. Kesin Alişan Bey'in sesini. Kesin ne sesini? Satmıyor mu siz? Şimdi bir dakika. Yani, evet, bir dakika. Şimdi deminki cümlelerinizi bu şekilde kurmanız farklı ama genel olarak bir şeyi ifade etmeniz farklı. Şimdi bugünkü hükümetten de o zaman hükümetin sözcüsü Sayın Çiçek gelsin, cevap versin. Şimdi ben yazmış olduğunuz gazetede de kaç gündür bir kampanya var. Onları zikrediyoruz. Ama yani ama orada bir yasaya değiniyorsunuz. Orada yarın da yazdığımız başka şeyler var. Orada kimseye hakaret etmeden olanları, yaşananları, yasanın getirdiklerini, Türkiye'deki toprak satışlarını, Hatay konusunu, var mı böyle bir şey, yok mu, yetkilileri açıklasın diye objektif bir yayıncılık, yani ben kendi yaptığım işi söylüyorum ancak, bir yayıncılık yapılıyor. Ama bu tarz konuştuğunuzdan farklı. Yani bu bizim hakikaten demin dediğimiz gibi iş ondan bundan korku meselesi değil ama bir, bizim programımızda iki tane esas var. Bunu her yerde hem dışarıda hem yayında söylüyorum. Bir, yasalara saygılı olacağız. İstemesek de zaten mecburuz. Mecburuz. Evet. İki, gazetecilik kurallarına uyacağız. İki tane kuralımız var. Bu iki kural olduktan, kurala uyduktan sonra isterseniz hükümete çatın, isterseniz Amerika'ya çatın, isterseniz bana çatın ama hakaret etmeyeceğiz. Yasaya uyacağız. Gazetecilik kurallarına uyacağız. Onun dışında isterseniz kendi partinizi eleştirin, kendinizi eleştirin, başkası sizi eleştirsin. Bunlar özgürlük kapsamına girer. Yayıncılıkta normaldir varmak, ama onun dışındakilere varmak istediğim, izin evet. Varmak istediğim nokta şu efendim. Yani şimdi tamam, ızdırabı görüyorsun bugün. Bugünkü ızdırabı anlatabilmen için, çıkıp millete bir şey diyebilmem için bana şunu dememeli millet. Elini cebine sokar. Böyle efendim gerinerek de der ki Arif Efendi sizi de gördük. Ha, bunu diyebilmem için benim savunduğum sevdaya, ortaya koyduğum, öteden beri milletin beni kabullendiği tavra uygun bir tavrı ortaya koyacak bir yapının oluşması lazım. Benim yoksa Ahmet'le Mehmet'le bir derdim yoktur. Hayır, olabilir, onu da söyleyebilirsin ama bunun sınırları var. Onu söylüyorum. Mesela siz Ozan olduğunuza göre sözü en iyi kullanan mesleklerin başına geliyorsunuz. Alişan Satılmış da bir siyasi ülkeye sahip insan. O da o şekilde söylemesi lazım. Şimdi buyurun Sayın Satılmış, sesini açalım. Buyurun. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani ben, yani özgürlük falan filan bu mevzulardan ziyade, yani kendim duruş itibariyle, bir meşruiyet itibariyle, yani benim bir namahremim var. Bu namahremimi büyüklerimle, abilerimle tartışırım, konuşurum. Fakat bunu ulu orta konuşmayı kendim açısından söylüyorum. Prensip olarak uygun görmüyorum. Yani ben onu söylüyorum. Arif ama ona da Ozan Arif'in cevabı var. Arif abiye de söylüyorum. Arif abi bir kere Türkiye'deki Türk milliyetçiliği kendi meşruiyetini karşıtlıkla değil, muhataplıkla ilişkilendirmeli. Siz doğruyu, birileri şuuruna değil de kendi meşruiyetiniz açısından, kendi karakteriniz açısından, kendi kültürünüz açısından bangır bangır bağırmalısınız. Yani size çıkıp da şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Siz bunu etmediniz mi? Kardeşim, ben kendi meşruiyetim itibariyle bunları söylemekle ilgiliyim, yükümlüyüm. Ben doğruyu, hakkı dün de söyledim, bugün de söylerim, söylemek zorundayım demek zorundasınız. Ya neyse, işte sizin iktidarınız bunu yaptı. Siz bunu ettiniz. Bunu ya biz yaptık, bizi cezalandırdınız da bizim yerimize alternatif olarak koyduklarınız, alternatif tercih yaptıklarınız sanki bizden doğru olanlar mı? Hayır.